Cem Küçük. Neden isimlerinin açıklanmasını istemediler? Dün en çok vergi verenler listesi yayınlandı. Hem kurumlar vergisi hem de gelir vergisi listesi bu sene pek sürprizler içermedi. Kurumlar vergisinde lider merkez bankası oldu. Peşinden bankalar geldi. Listede bana göre sürpriz olacak bir isim Makyol inşaattı. Makyol her sene iyi vergi veriyordu ama bu sene 29. sıradan listeye girmişti. 81. sırada ise Cengiz İnşaat vardı. Gelir vergisi listesine gelince bu sene tuhaf bir durum var. İlk yüzdeki isimlerden 67'si ismini açıklamayı tercih etmedi. İlk kez ismini açıklamak istemeyenlerin sayısı bu kadar yüksek. 2019'da bu rakam 58'di. Gelir İdaresi Başkanlığı gelir vergisinde ilk sıradaki kişinin adı açıklanmazken ikinci sırada 70 milyon 510 bin TL'lik vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı. Listede Rahmi Koç 70 milyon 456 bin TL ile üçüncü. Erman Ilıcak 43 milyon 461 bin TL ile beşinci. Ömer Koç 36 milyon 249 milyon TL ile altıncı. Görenç Gür Kaynak 30 milyon 930 bin TL ile dokuzuncu sırada yer aldı. Zenginin malı zürdün çenesini yorar misali. Bu sene 67 kişinin adını açıklamamasına bir gerekçe göremiyorum. Yıllardır adını saklayanlar var. Bunu anlıyorum. Acaba 2020 zor geçti. Millete ayıp olmasın diye mi açıklamadılar? Bu arada listeye bakınca ilk 10 hariç vergi oranlarının ne kadar düşük olduğu da görülüyor. Aydın Doğan'a bile 21 milyon lira vergi tahakkuk etmiş. Yani Aydın Doğan aşağı yukarı 60 milyon civarı para kazanmış. Şirketlerinin ödediği hariç tabii. Bu sene 67 kişi adına açıklamadıysa seneye bu sayı 80 olur. Demedi demeyin.